genel izleyici için uygundur. Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, bence harika bir bölüm sizleri bekliyor. Çok eğlenceli, çok lezzetli bir bölüm olacak. Çünkü çok harika iki konuğum var. Geldiklerinden beri bir pozitif enerjiyle devamlı giriyorlar zaten. Sevgili Yağız Üzgül, sevgili Meriç Keskin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Çok teşekkür ederim. Gördüğün gibi bir zor bir yayın bekliyor. Anlaşılacağı üzere özellikle bir de Yağız bana şey dedi, hayatta kalkmam yarın ben dedi. Duydum, hiçbir şey de pişirmem dedi. Hayır. Kesinlikle kalkacaksın ve bana yardım edeceksin. Yeter ya. Hiçbir şansın şu, yok. Şu program hangi kamera? Her kamera senin kamera fark etmez. Şu kaçıncı konu? Dördüncü falan olabilir. Öyle bir şey olabilir. Ya hep mi ben yapacağım yemeği? Yok, yok yardım edeceksin. Bugün yardım. Oturuyorum abi. O zaman Meriç yardım eder. Meriç yapsın. Abi. Yaparım. Sen edersin. Meriç'in de çok biliyorum ki mutfakta yetenekli olduğunu. Tabii aşırı. Evet görüyorum videolarını, sosyal medyadaki videolarını. Evet. Makarnalarını açıyorsun. Harika bolognese soslar yapıyorsun. Evet. İçli köfte yapacaktık, yapamıyoruz, başka sefere diyoruz. Evet, Yağız'la onu kapışacağız ya inşallah. Yağız'ın tek yapamadığı şey o çünkü. Yok, bir sürü var yapamadı. Ya. İşte, sen bana getiren marul mu getirdin? Evet. Getiren marul getirmiş. Yedi kule yok. Yedi kule bulamadın. Yedi kule bulamıyorsun. Bulunmuyor bu arakada yedi kule. Kulenin kendisi o, yedi değil. Sen ne getirdin Meriç'ciğim? Ben hiç sevmediğim şeftaliyi getirdim, bakın belki olur. Sevdirirsin diye. O zaman bize bir görev düşüyor. Evet. O zaman bize bir görev. Gülen abi, bence hiç vakit kaybetmeyelim. Bakalım bunlarla neler hazırlayacağız. Şeftalili marul yapacağız. Evet. Hemen malzemeleri alalım. Malzemeleri getirelim. Tamam. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi yığdık. Soğan görünümlü şahin mi o? Bu soğanlar. Yağız Bey. Bütün soğan esenik. Program boyunca buna alışmak zorundasın. Böyle espriler duyacağız. Meriç sen alıştı mı Yağız'a? Yok. Yok, nasıl yok? Şakalarına asla. Ama niye? Çok iyi anlaşabiliyorsunuz. Çok. Değil mi? Bak, hala gülüyor kendi kendine ya. Gülenciğim sen Meriç'in sevmediği şeftalilerden ne yapacaksın da Meriç onları sevecek acaba? Evet ne yapacağız? Şeftali tatlısı yapacağız fırında. Böyle güzel esmer, şeker ve badem unuyla fırınlayacağız şeftalileri. Hemen arkasından da böyle bir labne, yine birazcık pudra şekeri ve lime limonla tatlandırdığım bir krema hazırlayacağım. Labne? Evet. Labne. 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 Oy. Evet. Yani pes arttırıyorum. Bak bugün. En sonunda üzerine badem güzelliğine böyle bir şekeri ile bademi güzelce bir kavurup üstüne de ekleyeceğiz. Bence seveceksin. Vallahi severim. Bence seveceksin. Bence de seveceksin. Bence yerim. Bu tarif benim kulağıma çok güzel geliyor. Güzel de bir şey çıkacak. Ben de ne yapacağım biliyor musun? Senin getirdiğin bu marullardan salata kurutucusu var mı elimizde? Var. Hemen. Ya Meriç, bir şey ne yapacağım ben buna? Nasıl bitireceğim programı? Bana yardımcı olur musun lütfen? Neye gülüyorsun? Söyle. Şimdi salata kurutucusu da gülüyor bu sefer de. Mehmet'in hayattaki en büyük aşkı. Çok severim. Birincisi sarpikodur. İkincisi de budur. İkincisi budur. Ama bir şey diyeceğim, bu aşırı faydalı bir şey değil çok mi? Ya çünkü salata yaprağı kuru olmasa salataya benzemiyor. Bir de kurutup mu dolaba atmak lazım? Evet kurutup dolaba atmak lazım ki şey olmasın. Ben güzel bir salata yapacağım, güzel bir sos yapacağım. Böyle bir çeşit ev yapımı mayonez yapacağım. Sarımsaklı, parmesanlı. Sosumun içine birazcık avokado koyacağım. Yani avokadoyla kalınlaştıracağım sosu. Yanına güzel bir bulgurdan risotto yapacağız. Ne bakıyorsun ya? Gitsin programdan. Tövbe estağfurullah. Bütün dengemizi bozdu. Biz seninle ikimiz yapalım ya. Evet. Onu kenara mı alsak? Ne yapsak evet, acaba? Evet şefim, bulgurdan risotto yapıyorduk. Bulgurdan risotto yapacağım, mercimekli. Bir de güzel kuzu sırtlarım var. O kuzu sırtlarını da güzel terbiye edeceğiz. Kuzu sırtlarından da böyle bir güzel bir... Benim hayalimde bir ocakbaşı açmak var. Ha. Adı ne biliyor musun? Ne? Kuzuların sessizliği. Ne güzel.
Ben çok de... iyi olmaz mı? Bence çok güzel olur. Ay yoğun ya. Kuzuların sessizliği ocakmış. Çok evet. Ben önce bir... Terbiyeli kuzusu için yapacağım. Ben de bunu yapacağım. Beyin yapıyor. Terbiyeli kuzu satıcıda bir terbiye hazırlıyoruz. Estağfurullah. Terbiyeyi içinde birazcık domates salçası, birazcık biber salçası, biraz yağ, biraz çeşitli baharatlar, biraz kimyon, biraz kırmızı toz biber. Neye gülüyorsun şimdi? Kırmızı toz biber dramağına gülüyorsun. Bazen çekimlerde kötü espri yapıyorum ya. Kuzey Kore'den kimyon diyorum, tamam mı? Dur, o değil. Kadının biri mesaj atmış. Kuzey Kore kimyonunu nereden bulabiliriz? Bunu bence izleyenlere de anlatman lazım. Çünkü Kuzey Kore liderinin ismi Kimyon. Şimdi anlamayabilir herkes diye. Yine de açıklama yapmak zorunda kalıyor. Kuzey Kore Kimyon'unu nereden bulabildin? Ay yarabbi yani sıralar. Biraz yoğurt, biraz yağ. Biraz baharat. Nedir bu? Hepimiz yeriz. Bu şeyin harcı mı? Ne? Bu sosu ne mu? Bu şimdi kuzunun terbiyesi. Bunun içinde bekleteceğiz kuzuyu. Ya bu şeyden, Antep'ten, Urfa'dan gelen salçalar daha iyi olmuyor mu? Kesinlikle daha iyi olur tabii. Yani gerçek bir Antep salçası varsa elinizde ya da işte gerçek bir salça varsa Allah çok var. Fark ediyor. Keşke getirseydim. Keşke getirseydim, onunla yapardık terbiyesini. Ama bunu bir... Bilmiyordum. Bunu hakikaten bir gün bekletmek lazım buzdolabında ki daha lezzetli gönderirim olsun. Gönderirim bir kaşık sana. Kaşık gönder bana. Ay, çünkü uzaktan geldi öyle herkese. Önceden tuz koymuyorum. Et sertleşmesin diye pişirmeden önce koyacağım. Sana da göndereceğim. Hatırlar mısın Deniz Taray ile ilgili bir hikaye? Evet, bizim yarışmamızda vardı o da. Hatırlıyorum. Biz bir dönem biliyorsun değil mi? Yalnız'la beraber başka bir kanalda bir yemek yarışmasında jüri üyeliği yaptık. Oradan da tabii çok böyle garip anılarımız olduğu için. Mehmet, ben Nalan. Ne günlerdi ya. Şimdi gösteriyorum. Şurada. Hayatımızın en güzel, en eğlenceli. Bakın bunları. Beklettik. Yani şey dinlenmiş hali. Evet, dinlenmiş hali. Bir gece evvelden aynı bu sosu yaptık ve içinde beklettik. Etler dinlendi, oda sıcaklığına getiriyorum pişirmeden evvel. Dursun. Risotto'ya başlayacağım bir taraftan. Risotto'ya başlıyorum soğanlarla. Biraz zeytinyağı koyacağım ve onları hafiften kavurarak, öldürerek başlayacağım. Ondan sonra da sıra sıra malzemelerini atacağım. Pişirini veren eve. Ne çekeceğim? Ne yapıyor yine ya? Soğanları öldürdü. Orada. Ya soğanları burada öldürdü. Burada bütün şakalara ben sen ne yaptın? Güzelce ben ne bir... Anlat hemen sen güzelce. Hemen anlatayım. Esmer şekerle badem ununu karıştırdım. Çekirdeklerini ayırdım. Şeftalileri güzelce harmanladım. Şimdi 180 derecede pişireceğim. Tamam. Hemen arkasından da zaten kremasını hazırlayacağım. Krema da çiğden bir krema olacak galiba. Çiğden, evet evet, pişmeyecek. Çiğden bir krema olacak. Biraz zeytinyağı koydum. Siz İzmirliler çiğden diyorsunuz. Evet, çiğden diyorlar, gevrek diyorlar. Başka ne diyorlar? Boyoz. Bilmiyorum ama. Boyoz sever misin bir kere İzmirli olarak boyoz? Çok severim. Sen seviyor musun yaz boyoz? Boyoz şahane bir şey. Ama boyozun artık ben... böyle içine her şeyi koyuyorlar. Asıl boyoz zaten sade bir şeydir. Şimdi ıspanaklısı, mozzarellalısı, sucuklusu. Tahinlisi ne yapıyorlar şimdi? Her geçenlerde bir İzmirli var, arkadaşım vardı. Var. Acıyla aranız nasıl? Sen seviyorsun herhalde. Acı? İyidir, iyidir. Sen? O, dün çok güzel bir pepperoncino yedim, ayıptır söylemesi. Seviyor musun sen? Bayağı bir seviyor musun sen? Evet, çok koyacağım. Severim. Tamam. Ona göre koyacağım çünkü. Şimdi birazcık da çili biberi koyacağım. Biraz yeşil biber koydum. Biraz çili, soğan. Çili biber, çili. Çok koymuyorum yine de acı olmasın diye. Ay hakikaten felaketsin bugün ya. Niye böyle? Niye? Sende bir, zaten bir parıltı, bir güzellik evet, yaz, var. Bir anlat, neden ne oldu? Acaba? Hayatında sanki değişiklik mi var senin yoksa? Galiba bir şeyler mi oldu? Çok şükür abi, işler iyi. Hı-hı. Yaramazlık yok. Harika. Ev tadilatta. Onu biliyorum. Sen... Sabah kalktım. Galiba Meriç'in de evi tadilat. Banyo yok. Banyoya girdim. Yüzümü yıkamaya banyoya girdim. Banyo yok. Nasıl banyo yok? Banyo yok. Yıkayamadım yüzümü. Sen bilmiyor muydun? Sanki geceden götürmüşler gibi davranıyor banyo. Gece mi götürdüler banyoyu? Sabah girdin nasıl yok? Bayağı. Geceden götürmüşler bildiğin banyoyu. Siz nasıl tanıştınız birbirinizle? Nerede tanıştınız? Biz tanışmıyoruz. Biz yüzyıllardır aynı ocak başına gidiyoruz. Buradan yani da biliyorum. İzzet'e selam İzzet'e söyleyelim. İzzet'e selam söyleyelim, evet doğru. Kuzuların sessizliği. İzzet'e bir güzel şef oldu. Biliyorum. Sonra eğitimin bir gün yan masada bir tane bir adam bir rahatsız etti falan vesaire. Ondan sonra ben de kaçmak için Meriçlerin masasına kaçtım. Evet, gerçekten böyle. Bu doğru mu? Nilüfer'cim de yanımızdaydı. Sonrası öyle dostum. Valla tanıştık. Bak ortaya da böyle harika bir dostluk çıktı yani şimdi. Sizden. Gerçekten öyle. Ne güzel söyledin. Ne kadar güzel söyledin değil mi? Evet, salçalarını da koydum. Onlar da kavruluyor. Şimdi sarımsağını da koyacağım. Sarımsağı biraz daha geç koyuyorum.
çok yanmasın senin diye. Senin çok güzel bir sarımsak makinen var, böyle böyle yapıyorsun. Evet, çok eziyorsun onu. Harika bir şey o. O güzel bir şey. Bir tane insan hediye getirin şuraya gelirken. Getireyim mi? Tamam, ya ben yine hatta senden yukarı kaydırıp aldım. Alayım valla. Yemin ederim. Tabii. Bak işe yaramış. Keşke getirseydik. Ucuz da bir şey ya, 39 milyon. Güzel bir şey ama. Abi ne yapıyor? Bayağı bildiğin kıyma çıkıyor. Öyle öğütücüler gibi değil. Sosyal medya yapıyoruz. Sosyal medya deyince biz de bir hatırlatma yapalım kendi hesaplarımızı. Bizim de hesabımız Instagram, Facebook, Mehmet Özer'le Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler, sohbetler nerede? Onlar da Foxcom.tr'nin internet sitesinde diyorum. Salçaları da kavurduk, soğanları öldürdük, biberler girdi. Şimdi birazcık közlenmiş biberim vardı, onu da robottan çektim. Közlenmiş biberler de içine giriyor. Daha hiç tuz karabiber koymamıştım. Birazcık tuz karabiber koyalım artık. Şu parmesan mı? Hangisi? Evet, o parmesan. Sever misin? Çok severim. Şu parmesan da girecek. Artık bunun şeyleri bitti, bulgurla giriyorum içine. Şurada bir biber yanakta kaldı yalnız. Evet, bulgur da geldi. Ne var? Biber kenarda kaldı. Yanakta kalmış. Ben onu açayım atalım şöyle. Bulgur da girdi. Artık bundan sonra kepçe kepçe buna suyunu vereceğiz. Normal risotto pişiriyormuş gibi. Burada et suyu ve tavuk suyu karışık kullanıyorum. İkisinden birden vereceğiz, pişireceğiz, vereceğiz, pişireceğiz. En son tereyağı ve parmesanla bağlayacağız. Burada mercimekler ve bezeleler de var. Onlar da işin içine en son girecekler. Bezeleler önceden haşlandı, buzlu suda durdu rengini kaybetmesin diye. Mercimekler de haşlanmış mercimek. Artık verebiliriz suyunu ya. Son derece sen doyurucu. Sen tek elini yumurta kırabiliyor musun? Yani kırar. İki parmakla kırarım. Göster. Getirsinler yumurta kır. Var mı yumurta? Zaten ben yumurta lazım olacak. Yukarı kaydırı daha var, biliyor musun? Zaten salata sosunda yumurta. Gördünüz mü onu yumurta kırıcıyı? Yumurta kırıcı çok var. Lüzumsuz kırıcı bir şey o ya. Hiç lüzumsuz. Hayır. İki parmağını kıracaksın şimdi o yumurtayı. Ay, göreceğiz. O değil hikaye. Sarısını beyazını ayırıyor. Şöyle de ayırın. Yani evet. İki şey kabuğu yok. İkiye... Sen uğraşmıyorsun bak, tık yapıyorsun. Bana şey bir lazım şey zaten şimdi, yumurta sarısı lazım olacak sanki. Git çıka bilmem ne, hayırın ben git sevenlerim. Sevmiyorum ya. Aşkım benim yapmam önemli değil, sen yap. Yapalım. Ben çok tek elli yumurta kırdım. Ya ne kırdın bana göreceğiz şimdi. Bana çiğ köfte savaşları açıyorsun, gel. Al. İşçi köfte, işçi köfte. İçli pardon, o da ne zor iştir. İşçi köfte çok keyifli bir hadi şey. Hadi kır. Çok güzel olacak. Çok güzel, evet. Ama... Ben tek elimle kıramam. Şok 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 Meriç. Meriç keskin tek eliyle yumurta kırabilecek. Hadi kırarsın. Ama neyin işe kıracak? Bir kase vereyim. Ben deneyeyim ama zor yani. Bir, bak püf noktası ne biliyor musun? Tahtaya vur. Ortasından tek bir kere bir... Parmağını sok bir de. Ne? Abi pantolon mu düşürdü? İşte kırdı. Bak kırdı işte. Kırdı da pantolonunu da kırdı. Bakayım. Al hakikaten işte. Yumurta pantolonla gelmiş. Zor değilmiş ya bu. Canım kardeşim hemen. Bu da swipe var. Risotto ben bu arada salata da yapayım bari salata sosu. Geldim. Aklımdayken. Bir de salata sosu yapacağım. Ben salata kurtucum burada. Yapraklar. Kurutuk mu onlar, kurumuş zaten yeterince gibi. Ha iyice kuruması lazım biliyorsun. Ama açamıyorum salata kurutucumu. Olmaz olsun. Ne oldu, aranız mı kötü? Bu arada bir şey bak ıslak hala biliyor musun? Elle. Ya ben şu Oralon'un şu beyaz yerini çok seviyorum ya. Elle. Yaprak değil de. Abi müthiş. Tamam. Bu arada gerçekten yedi kule yok ya piyasada. Ay yok hakikaten yok. Yedi kule yok. Epeydir yok ama. Niye yok acaba? Bari Meriç sen şunları kırsan bana kendi ellerinle. Kırayım tabii. Gel. Şunun içine doğru kırsan. Yaz da yardım eder belki kırmana. Şöyle. Ben de salatanın sosunu yapayım öyle. Bak bu şefliğin en önemli kuralı. Bu özel bir değişik bir marul mu evet, bu? Evet değişik, bence biraz değişik geldi bana da. Ya biraz daha lahanaya benzeyen bir marul bence bu. Çin marulu bu. Teşekkür ederim. Ne o be? Ne yapıyorsun? Niye gülüyorsunuz yine? Görmedim mi? Yok. Ben, bak programdan ben sonra linç var. Linç, bizi linçleyecekler. Papyon mu yaptın sen? Nimetle şaka olmaz. Şaka olmaz. Biraz hardal koydum. Biraz avokado koydum. Biraz da bal koyacağım bunun içine. Sarımsak var mı? Mercimek yok. İlk defa oturuyorum şurada var ya. Sarımsak her şeyi kendim yapıyorum gördüğün gibi. Hiç seni kaldırmadım yerine. Evet. Ama belki sonra et pişirirken kaldırırım. Mayonez mi bu? Ne bu? Bir çeşit mayonez yapacağım mesela. Ne diyeceğim? Süper bir marul bu arada. Nasıl? Güzel mi? Boğazına. Öyle yemeyesin ya. Tansal da yapacağım. Hakikaten lezzetli ya. Aa. Baktın mı? Çıtırsın abi. Bir de yumurta sarısı koyacağım. Bir çeşit ev yapımı mayonez yapıyoruz yani. Bak ayırdı işte. Evet ayırdı. Ayır veda. Bunu da koydum içine. Şunu atalım. Bu da girdi. Ne koymadım? Limon koymadım. Bayıldım ben buna. Hakikaten mi bayıldın? İyi çok sevindim. Biraz ya sen farklı bir yerini mi yiyorsun acaba marulun? Ben beğenmedim. Şaka makası altıya marul kullanmayacak biraz sonra zaten.
Artık... Aç geldiysek demeyin. Aç mısınız hakikaten bu arada? Sen aç mısın Yağız? Açık. Ne oldu yine? Marulma. Hala ağlıyor şunu. Marulma. Biraz daha limon. Buna birazcık su veriyorum. Ver ver istediğin kadar ver. Hatta bu aşamada mercimekleri de at içine. Tamam. En son bu bağlaması kalsın sadece şeyde. Onu yaparız. Bağlama değil, ut. Bağlama değil, utu kalsın o zaman. limonunu da sıktım. Şunu bir hızlıca bir sos haline getireceğim. Biraz zeytinyağı koydum canım. Evet. Bir hızlı bir mayonez yapıyoruz ev yapımı. Sarımsaklı, parmesan da koyacağım şimdi içine. Bir de zeytinyağı aksa. Evde. Mayonezi aşırı kalorili diyorlar. Bence değil. Hiç değil. Öyle görünüyor. Hele az yağ koyarsanız şimdi çünkü az yağ koyacağım ben. Ya öyle diyorsun da bir tane normalde yumurta sayısı. Normalde de zeytinyağıyla mı yapılıyor? Ya, esasında bence karışık yapmak lazım da. Ayçiçek, kanola bu üçünün karışımı çok. Çünkü tek başına zeytinyağı yaparsan. Ağır geliyor ama ben sadece zeytinyağı yapacağım bugün. Çünkü ben o zeytinyağı tadını seviyorum. Önce bir karıştırayım bakayım ondan sonra yağ şeyini koyarım. Biraz da parmesan. Limonla suyla vesaire açarsın mesela tek başına. Esasının orijinali zeytinyağı. Yumurta sarısı zeytinyağı başka hiçbir şey değil. Evet ama şimdi hardal var içinde bal var artı avokado var. Bunu söyle iyi bir blenderınız varsa evde iyi bir robotunuz varsa öyle uzun uzun çırpıp yağı vermenize gerek yok. Aynen öyle zaten artık her şey kolaylaştı bir devirde. Her şey kolaylaştı. Ne oldu? Blanşe etmek ne demek? Ne etmek? Blanşe etmek mi? Blanşe etmek kaynattıktan sonra pişme süresini durdurmak için şoklamak esasında. Buzlu suya atmak. Anladım. Rengi de kaybolmasın diye. Nerede yapılıyor o? Efendim? Neyi öyle yaparsın? Bütün yeşil sebzeler için geçer. Yani yeşil sebzeleri bir kere soğuk suda değil direkt kaynar fokurdayan tuzlu suda haşlamak lazım. Çıkarttığı zaman da anında buzlu soğuk suya atman lazım ki yani bezelye, brokoli, Brüksel lahanası hepsi için geçerli bu yani. Şunu da tadına bakayım. Tuz koymadım çünkü tuz gerekebilir mi diye. Benim memleketimin lahanasının nesi var ki Brüksel'den lahana alıyoruz anlamadım. Nefis bir salata sosu oldu hakikaten. Hakikaten çok güzel olmuş hanım. Bunu koyalım dolaba dolapta dursun. Biz de deneseydik. Tabii şimdi siz ekranlarınızı görebiliyorsunuz. Şimdi salataları beraber vereceğim size. Bakıp nefis diyoruz. Burada şey alabilir miyiz lütfen close up? En önemli ya. Şöyle de ne 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 ne. Ne 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 ne. Hiç hayatımda kullanmadım. Salata kurdacısı mı? Hakikaten biliyorsun. Kurudu mu? Bakacağım. Kurudu. Kuruyor işte bak ne kadar su çıktı bak. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Salata bitti. Bir daha yapacağım. Zaten bir tur daha yapacağım iyice kurusun diye. Ne kadar neresi iyi kurudu ya? Ne kadar iyi kesmişsiniz ya? İşte. Kesmedik ki. Hayır, daha yapacağım dedim ya. Ha. Güzel şey kanıtlı. Ama yani çok şey yapmışsın. Biz yemeyiz bunları. Pişiyor mu? Pişiyor. Sen de pişirdin zaten öyle bir hızla gel. Bu salatalar da pişti. Bir salataları da. Şöyle bir derin kaseye koyayım ki. Onlar da dolapta dursun. Evet. Kapattık ya. Marinasyon. Kafam şeydi. Böyle salata yenir mi ya? Salata o kadar büyük yapmışsınız ki küçültmeye çalışıyorum. Avokado, re, mi, fa, evet. Bu da tamam. Biraz da etlerle pişireceğiz. Ne? Biz şimdi bezelye mi yiyeceksin? Pişmiştir. Hı? Pişmiş mi? Biber ya biber kırmızı. İstediğim biber kırmızı. Yapma şakalar. Vallahi, çoğaldı beni. Bu nefis gözüküyor ya. Evet çok lezzetli oldu. Gerçekten. Bulduğuna da bakayım olmazsa kal. Bir dinlenmeye bırakalım en son bağlarız tereyağı dışarı. Tamamdır. Nasıl olmuş? Çok lezzetli. Nefis olmuş. Bir beş dakika almışsın. Ne kadar çok güzel olmuş ha. En son bezelyesini de koyarız, biraz dinlendiririz. Süper. Sonra tereyağı parmesanla bağlarız. Sen evet. Krema yapacaksın, anladın evet, mı? Evet, ben krema yapacağım. Suyu süzülmüş bir labnemiz vardı. Hı-hı. İçerisinde bir su bardağı kadar da böyle pudra şekeri ekleyeceğim ki biraz kıvam versin ve toparlasın diye. Ve bir de lime limonun kabuğundan ekleyeceğim. O da bir hafiflik gelecek yani. Versin diye. Aslında hepsi bu kadar, çok basit bir zest tarif. Bak konuş. Karıştırıp. Konuş. Zest of lime. Zest of lime. Zest of lime. Biraz da salataya renk katayım diye salatalıkla şey de koyacağım. Taze soğan da koyacağım.
Yani o kadar güzel bir pazarlama ki bu yemek olayı. Böyle bir anlatıyorlar ki zest of lime. Geçenlerde İspanya'da... Branş ettin onu şey yaptın. Ha yani adam bir risotto bunlar anlatıyor. Bunlar bence son zamanlardaki çok popüler yemek programı yarışmalarından... Evet, insanların ilgisini çekiyor. 5-10 senedir bence yani programlarla da gelen bir şey ama birazcık sosyal medyanın da böyle iteklemesi. Yani sosyal medyanın da iteklemesi. Abi bir risotto anlatıyor inanamazsın şimdi isim vermeyeyim. Yani şu kadar arborio bunu kolokla balık, vakfı kebir falan pişman yani pilav ya. Tabii pilav canım. Bak biz de bulgurdan yapıyoruz o yüzden aynısından. Yani, bu kadar yemeği ne kadar güzel anlatıyorsan o kadar güzel satıyorsun. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey satmak sadece yemek için geçerli değil. Anlatmak da çok bağlantılı değil mi? Ne satıyorsan sat. Ayakkabı da satıyorsan. Günün sonunda 3 tane şey gömlek de satıyorsan. Senelerdir bu işin içinde olan birisi olarak artık aydınlandım. Günün sonunda yediğin 3 tane şey var. Hayır, bir de tabii şey gibi geliyor ya. Hani sonuçta yaptığımız şey yemek. Yani roket icat etmiyoruz ya da bilimsel bir şey yapmıyoruz. Yemek yapıyoruz aslında. Ama güzel paketleyince güzel satıyorsun yani. Tabii ama şunu da unutma ki lezzetli ve güzel bir yemek hakikaten insan hayatında çok önemli bir şey. Lakin ama ya satması da bir o kadar önemli. Sen başıma satması gelen bir hikaye anlatayım. Geçen anladım. Böyle ünlü şef Yağız İzgül falan pişman bir yerde bir yemek yapıyoruz böyle bir ortam, özel ev ortamı. Babacığım tam ben tuzu dökerken kapak açıl. Dök çorba için. Yapıyorum bir tane ve bir tencere yani 20 İçine boşaldı mı tuz? Yarısı yani kurtardık. Bir Allah'ın kuluna çıkıp demedi yani bu mu dedi Yağız Çetin ya sen misin Yağız Çetin demedi yani. Hani patates matates yaptık kurtarmaya çalıştık. Tamam işte demezler çünkü senin ismin Yağız olduğu için demezler. Yani ama o işte satmak önemli zaten. Biz orada gülüyoruz aramızda hatadır. İnsan evladı hata yapılır. Yani bir şey söyleyeyim. Peki size birkaç tane de bakayım. Ya. Hani sen tuzu attın dedin. Tuzu atmadım. Ben tuzu atmadım. Ben çok güzel makul tuzumu verirken. Peki ya, o zaman. Kimse mükemmel değil işte ya. Değil tabii. O zaman size birkaç tane hazır yakalamışken bu konu açılmışken. Sorular İkinize gelsin. De sorular soracağım evet. O zaman sorular peki, gelsin. İlk yaptığın yemek ne Yağız? Aa krep. İlk yaptığın yemek senin krep. Senin hayır akrep. Akrep. Makarna. İlk yaptığın yemek evet. Makarna. İlk yaktığın ne yemek ne? İlk? Yaktığın yemek yaktın. İlk yaktığım yemek. Var mı ya da? Hiç yakmadım. Belki vardır canım ama olmaz mı? İlk yaktığım yemek. En kolay yakılan şey pilav değil miydi? Evet pilavın dibi çabuk tutar çünkü. Yani. Tutma ama yakma deyince aklım fırına gidiyor. Fırında ne? Aa bir kere hayır bir kere şey yaptım. Hatta şey olgunluk dönemlerimde yani mesleğimin zirvesinde olduğum dönemlerde. Olabilir zaten mesleğinin zirvesinde de yakabiliyorsun. Ocağı açık unutmuşum suyunu vermemişim etin. Ha yandı. 2012 falan bizim zamanımız. Sabah bir kalk tencerenin kapağını bir açtım böyle şey gibi mumya gibi duruyor. Ne cevap verdin? Peki. Peki yine senin var mı yaktığın yemek? Pilav herhalde. Pilavdır herhalde hiç hatırlamıyorum. Peki mesela ama ben genel olarak her yeri yakan bir insan olduğum için. Yani öyle mi yakar mısın genelde? Orgunu yaktı ya. Alt komşunun orgundan. Yani nasıl ben çok... yani? Orgunu mu yaktı? Ya ben her yeri yakabiliyorum ya şey. Allah korusun ya. Evet. Peki mesela çocukluğundan kalman. Böyle hakikaten seni çok etkiler. Eve girdiğinde onun kokusunu duyduğun zaman böyle etkilendiğin bir şey hatırlıyor musun? Abisi, yemek. Ne? Kızartma var biliyor musun? Heh, bak mesela. Yazlıkta kızartma kokusu beni çocukluğuma götürebilir. Senin var mı öyle bir şey? Evden kaldı yani eskiden çocukluğuna kaldı. Abi benim çok var. Hatta benim çok merdivenleri çıkarken ne yemek piştiğini anladığın apartmana girince. Anlardım yani. Hmm. Ama hani... en sevdiğimiz hepimizin gibi tereyağı sarımsak. Son. Evet tereyağı sarımsak ama ben şimdi şeye de çok... O kadar bana da şey çağrıştırdık mı yani yaz yaz. Kızartma. Domates kızartma. Sosu mu geldi yoğurt mu geldi aklınıza? Domates ben ikisi sosu. Birden. Domates sosu. Bak domates sosu kızartma ve yoğurt tabi sarımsaklı yoğurt. Benim yani. Annem kızartmanın üzerine yoğurt üzerine domatesli bir sos yapıyor. Benimki de öyle yapar. Ben de kendim yaptığım yemek yapıyorum. Yemek yapar canım annem. Pekala başka sorularım daha var sizlere. Bayağı biraz daha suyunu vereceğim. Benim de canım annem. Artık bu arada etleri de çıkaracağım. Ama herkesin yemek yapacak diye bir şey yok. Ben annemden herhalde öyle. Annem çok güzel masa. Bizde çok önemlidir misafir ağırlamak. Benim hikayem de öyle başladı. Abi. 500 kadın yemek çeşit yemek yapar. Hayatta kalmak zorundayım. Bir şekilde dışarı ayıp, atıyorum. Ayıp bak anne seyrediyorsa annen, yani. Annen aşkım yapamıyorsun. Ayıp yani. Annem. Yapamıyorsun yani. Diyor. Çok da aramızda şey hukukumuz da var. Peki annen yapamıyordu. Sen o yüzden mi kendi kendini doyurmak için mi yaptın yemek yani? Yazık. Hayır. Şimdinin büyük zincirlerinden bir tanesi bizim Moda'daki evimizin yanında açılmıştı. Benim yaş daha 7-8 falan dışarı atıyorum kendimi hamburger yiyeceğim falan diye. Öyle sokak araları, ya mahalle aralarından. Ya ben bak unutma Türkiye'ye ilk o ünlü hamburger zinciri. Hamburger zinciri ilk sen... benim doğduğum gün açılmış. E oldu ben olacak söyleyeyim. Sen doğduğun da. Renklerinden bahsedelim biraz kimse anlamasın. Yani... Bu arada onunla yaşayabilirim bir ömür biliyor musun? Hala yani bana ya? Şey diyor. Hala diyorsun. Damak zevki. Sen diyorsun gurmesin. Benim hayatımda bak burada
70 milyon bizi izliyor. 70 milyon bizi izliyor. Anladım. Eskiden öyle bir şey vardı TRT'de. Evet. Türkiye'nin en çok izlenen kanalı. Ömrü hayatımda ben gurmeyim diye bir şeydim. Hani benim çok böyle bayağı bildiğim basit bayağı bir şey damak zevkim var. Yani ben sokak yemeği junk ömrümü, food. Junk food'la ömrümü geçirebilirim. Birazcık onu alalım bence orada. Mesela senin açtığın yerin bence hamburgerindense hot dog'u inanılmaz bence. Müthiş. Öyle diyorlar, öyle diyorlar. Çok üzülüyorum. İkisi de çok güzel. Bak etlerin de biraz üzerindeki fazlalığını aldım bu arada. Terbiyesini. Anlatsak ne olur onu mesela? Yanacak o zaman. Yüksek ateşte pişireceğim. Çok kibar olur. Size bir şey soracağım. Bir dakika. İstemiyorum. Et döküm tavada mı? Çok güzel olur. Yani kalın tabanlı. Teflonda olmuyor ama o kadar. Yani zaten. Evet, ben teflon değil. Yani kalın tabanlı ve ağır şeyler önemli. Bu döküm de olabilir. Çok böyle altı kalın çelikler de olabilir. Hepsi olabilir yani. Döküm. Ama döküm iyi bir şey bana tava döküm. Bir marka var şimdi söyleyemiyorum. Şimdi 2006'da kurulan bir marka var. Bir şey söyleyeyim. Etin şu tarafında kalın bir yağ var. Görüyor musunuz? Bu eti daha nemli tutacak. Öyle kestirdim. Bu kalın yağın üzerinden pişireceğim. Bu neresi? Sırtı kuzunun. Yani sırt tarafından başlayacağım. Onu bir izleyeceğim. O tabak halinde yerken onu tık diye şey yaptığınız zaman çıkacak yağ zaten etin üzerinden. Eti daha sulu yapsın diye böyle pişiriyorum. Daha sonra derilden başlayacağım. Şimdi bu deri tarafını, yani bu yağ tarafından şey almayacağı için tuzu biberi alayım Gülay. Hemen. Buraya bolca, bu kalın bir et çünkü, bolca tuz ve biber koyuyorum. Çünkü terbiye ederken tuz koymamıştım sertleşmesin diye. Ama şimdi pişirmeden koyuyorum. Hem daha iyi karamelize olacak hem daha lezzetli size olacak. Size bir sorum var. Bu bol et koydum. Baharatları hani karışık evet. Et baharatı evet. Diyorlar. Evet. Öyle mi mantıklı yoksa bütün hani o sen kendin de koyabilirsin. Baharatları tek koymak. Ya ama karışık et baharatlarını koymakta da bence bir sakınca yok. Mesela şimdi hazır satılan kajular, taco baharatları evet, falan evet. Gayet de lezzetli. Ben de çok kullanıyorum onları yani. Bak şu değirmenin içine biraz istediğin şeyi at. At kendi kendine yap. Çekirdek, ot vesaire ıvır gıvır kendi baharat karışımını kendin yap. Ondan sonra böyle ya çevirince, öğütünce. Karışınca ne istiyorsun? Ben mesela şeyi severim. Kişniş tohumu. Peki yağsız et sevmem. Hardal tohumu, çemen et yağlı olmalı birazcık. Bak bu etin o yüzden dış yağını işte, aldırmadım. Ki o dış yağ bunu pişirirken nem verecek etin içine ve çok yumuşacık bir et olacak. Peki nasıl seviyorsunuz etinizi? Yani nasıl seviyorsunuz? Az pişmiş. Ağız mı? Gerçek ağız mı? Orta ağız mı? Orta ağız. Sen? Ağız. Sen orta ağız yapıyorum şimdi. Çok kan olmasın diye. Bir lokma yağ koyuyorum. Ya bu damak zevki çok enteresan bir şey ya. Et mesela bence çok pişmiş. Kurumuyor mu? Kuruyor bence ama şimdi bak ama bizim halkımız daha yeni öğreniyoruz biz az pişmiş et yemesini falan filan. Senelerce şey gibi et yedik yani. Kayış gibi et yedik yani abi. Senelerce. Şimdi etin içine diyorlar ki etin içi nasıl kırmızı kalmış. Nasıl yeni öğreniyoruz ki? Ben küçüklüğümden beri et... Çünkü sen daha küçüksün ondan öyle. Yani. Ondan olabilir mi? 86 onu öğrendik taksın. Gerçekten aşırı biz ne yapalım? Şimdi bunun... Biz ne yapalım? O ne yapsın? O ne yapsın dedi ya çok ayıp, çok terbiyesizsin. Şimdi bunu koydum hiç oynamıyorum. İyice bir kabuk bağlatacağım o yağlı kısmına. Daha sonra öbür tarafı çevirdikten sonra çok az çevireceğim. Fırında bitireceğim işi. Direkt tavayla beraber fırına atacağım yani. O zaman sana fırını boşaltayım. Sen bana fırını boşalt. Ben de şeftalileri çıkarmış olayım. Bak şeftalileri abi ne güzel oldu ya. Şimdi... Ya iyice bir derisini şey yapıyorum bunu. Katman yapıyorum. Sen Tali'yi biliyor musun? Tali bir yere işe giriyor. Hı. Şef olarak. Ya. Bak şeflerini düzenlemez. Müdürü arıyor bunu. Tebrik edecekti. Hayırlı olsun işe yeni başladı. Açıyor telefonu buyurun ben Şef Tali diyorum. Aman. Müdür dur bir daha bitmedi. Müdür çok kızıyor buna. Akşam evinden arayıp diyor çok kötü azarlayacağım. Akşam arıyor evinden. Şef Tali'nin karısı açıyor. Hı. O da R'leri söyleyemiyor. Şef Tali evde mi diyor? Hı. Hayır ben kayısıyım. Çok soğuk ama yani. Yani çok soğuk. Çok güzel gözüküyor bu arada. Evet ya. Çok da güzel de kokuyor. Ben böyle bir kitap vardı. Ne vardı? İlk okuldayken soğuk espriler diye bir kitap vardı. O ki de ben aynı yazıyorum böyle şakalar. Bak şimdi bu eti şöyle çevireceğim. Ya bak dışındaki yağ bir katman oluyor. Değil mi? Ayakkabının başına geliyor. Kat kat. Evet, çok güzel görünüyor. Yani söylesin mi? Hı?
bir ayakkabı değil. Şimdi bunu böyle aldım. En son ne zaman yaktın? Bak bak. Hayır hayır hiç bak, o istediğim o şey o. O tamamen yağ, orasını yemeyeceksiniz zaten, onu çıkaracak. Yağız. O sadece şey olsun istiyorum, o dışındaki sululuğu yaratmak. Hepimiz yağız. Şimdi ne yapacağız? Şeftaliler hazır. Kremayı dolaba kaldırdım ben de. Tamam, ben de salata yapayım bu arada. Bu arada da şekerli bademi hazırlayayım. O da hazırlıkta olmuş olsun. Şimdi tereyağını da vereceğim. Of. Bir bakalım. Ben geçen gün evde risotto yaparken tereyağı yoktu, margarin koydum. Olabilir. Ama güzel olmadı. Başka bir şeyden dolayı mı güzel olmadı o zaman? Hayır. Neden dolayı? Çünkü alışmıştım. Of, çok güzel olmuş ben. Ne? Tereyağı tadına. Ağzım tereyağı tadına alışmıştır bence ondan. Dur şeyini de koyayım da öyle yap. Parmesanla mı bağlıydı? Parmesan ve tereyağı ikisiyle birlikte. Müthiş. Zesto. Değil mi? Zesto parmesan. Ha bir de piyasada parmesanla yağladığınız başka bir peynir var, Grana Padano diye. Evet, aynı şeyler onlar. O da çok çirkinleştirir risottoyu. Yani aynı şey değil abi, Grana Padano kötü abi. Yani kötü işte, değil. İnsanlar nasıl ayırt edecek? Şey, biz mesela nasıl ayırt edeceğiz gerçek parmesanla? Yazıyor Parmigiano Reggiano diye. Risotton kötüyse... Kilosu ne kadar onunla bahsedin istersen. Yukarı kaydır. Yukarı kaydır. Kaydır. Evet, tereyağını da koyuyorum. Bak ocaktan aldım artık bunları. Zaten bunun kendi ısısı. Bunu yedirmeye yetecek. Risottomuz hazır. Salatamızın sosu hazır, salata hazır. Etler fırında az pişmiş istiyorum dediniz. Az pişireceğim. Evet. Hipnotize olmuş gibi. Vallahi çok güzel oldu. Gerçekten de bak bulgur... Bayağı bulgur pilavı ya bu. Dur yeme artık, onu da senin kullanma kaşığı. Double dip. İçine ne sokuyorsun? Ne yaptın? Yediğin şeyi mi oraya sokmaya evet, kalktın? Double dip. Tabii ki sokturmadım. Saçmalıyorsun. Sen ne yapacaksın şimdi? Krema ben, sokacaksın. Evet. Aslında üstüne o hazırlayacağım kısırları. Tamam. Ben de salatanın sosunu vereyim o zaman. Esmer şekeri eriteceğim. İçine bademleri atacağım. Birazcık da limon suyu ekleyeceğim. Ev yapımı mayonezimizle salatamıza yediriyoruz. Ondan sonra programı güzel yerine gidiyoruz. Evet. Yedireceğiz çünkü. Zilin sesini duydunuz. Zilin sesini duydunuz. Alakası yok değil mi bunun? Konuyu hiç anlamamış. Şimdi bunu ben böyle yapacağım. Şimdi bunu blanç edeceğiz. Şimdi tüyü yapacağız. Mesela şu elimi yıkayıp ben bunu elimle yapayım, daha güzel olacak. Elle daha iyi koşacaksın. Bir yere gittiğin zaman dersin yani şöyle, ben bir elimi yıkayayım. Ben de derim ki öbür elini de yık. Bir elini yıkama sadece. Sen karamel mi yapıyorsun şu anda? Aslında tam bir karamel de değil. Birazcık esmer şekeri eriteceğim. İçerisine bademleri ekleyeceğim. Birazcık da yine limonla tatlandıracağım. Üzerinde o hafif bir kısırlık yaratmak için. Çok güzel koktu avokado ya. Hayır, bence bu salata çok lezzetli bir salata oldu da. İstiyorsanız şöyle bir şey yapalım mı sen onu şey yaparken? Hardalın girdiği şeye balzamik girer mi? Aman her şey her şey girer. Falan. Girer, niye girmesin? Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Ama 2 saattir yiyor. Ben yiyemedim. Dur, ben de deneyim. Şimdi, ama benim böyle kaldım ben. Al beni çık. Muazzam bak, bak sarımsağa bak, alttan alttan avokado. Sarımsak var mıydı? Var var. Sarımsak var. Yani baktığım şey sarımsak. Yok var var. Kendimden şüphe edeceğim. Az bir tuz ekleyebilirim kendimce, tuzu sevdiğim için. Parmesan var ya, çok koymadım tuz ama. Nasıl olmuş bir beğendin mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Ben marulu beğenmedim ama. Hayır, sen marulun cinsini beğenmedin değil mi? Evet, bu ne cins bir şey? Ben getirdim. Bilmiyorum. Yağız da marulun cinsini beğenmedi. Nereden aldın onu? Marulcu. Marulcu.com. Şöyle bir şey yapalım mı? Şuraları toparlayalım. Etler de pişmek üzere. Risotto hazır. Programın güzel yerine gelelim, yemek yiyelim. Yağız toplasın. Tamam. Yapmayalım. Bence böyle yiyelim. Sahtekar. Nasıl sahtekar? Nasıl sahtekar? Çok. Evet, yemeklerimiz hazır. Ben etleri keseceğim. Evet. Sen harika bir krokanlar yaptın orada, evet, biliyorum. Evet, krokan yaptım. Şeftaliler şahane. Hemen ben kremamı da çıkartayım sen etlerini keserken. Ben de şu etin, dedim ya şu dışındaki yağını ayırmak istiyorum diye. Bak nasıl güzel pişmiş etler. Müthiş, müthiş. Ne zaman yiyeceğiz? Şimdi. Bak istediğiniz gibi. Of of. Az orta. Hafif bir pembelik var ama... Ya o pembelik olacak. Şunu da söyleyelim ki orada gördüğümüz pembelik kan değil. Değil. Miyoglobin. Ne bir daha söyle. Miyoglobin diye isim geldi. Doğru mu söyledim? Bilmiyorum ben ne demek istedim. Kanı rengini veren protein ama... Neyse ama yani... Size bir sorum kan var. Değil yani. Diyelim çok aşık olduğunuz bir hanım size akşam yemeğe gelecek. İlk.
Ne yemek yaparsınız? Vitello tonnato. Niye? Bence hem güzel, hem uğraş veren, hem romantik, hem... Farklı bir şey söylüyorsun. Herkesin anlayacağı bir şey. Bir kere bence öyle ilk değer verdiğin insana yapılacak yemek bence bir kere... Eğer romantik de bir yemek olacaksa bu, şey olmalı. Bir kere hani böyle çok sarımsaklı soğanlı bir şey olmamalı birincisi. Evet öyle. Ne gülüyorsun ya? İşkembe falan yapma. Hayır hayır. Hayır bence mesela... ya aman... Bence ben ne yaparım biliyor musun? Güzel yine bir et yaparım. Yine güzel bir salata yaparım yanına. Bir de belki onun yanında da hani bir karbonhidratla mutluluk yemeği de olsun diye güzel bir makarna yaparım. Tatlı? Sen ne yaparsın? Tatlıda mutlaka çikolatalı bir şey yaparım. Sen ne yaparsın esasını söyle. Ciğeri falan değil, beyin seveceğim. Ne ne ne? Ne dedi? Ben çok sakatatçıyım ya. Biliyorum, kokoreç seviyorsun. Kokoreç mi yaparsın adama? Kokoreç yapamam. Kokoreç evde hiç güzel olmuyor. Bir kalamar evde güzel olmuyor yapınca, evet, bir de kokoreç. Doğru söylüyorsun. Ama ben peki ne yaparsın sen? Ben meze, et falan öyle bir şey yaparım. Değil mi yani? Adama... İçecek, içeceğe göre. Mesela kokoreç yapan kadın beni bağlar bu arada. Kokoreç yapmaz bir kadın. Beni de bağlayabilir çünkü... Evine gitmişsin. Güzel olmuş mu et bu arada? Sen yedin de. Hı, çok iyi abi. Biraz tuz rica edeceğim, müthiş. He? Ne isteyeceksin? Yani tuz vereceğim. Ya, ben de yiyeceğim. Vereceğim şimdi, tabakla vereceğim. Diyetisyenim Seçil ağlıyor şu an. Şöyle birazcık güzel bir tuz da şey yapalım. Evet, ben şimdi yavaş yavaş servise başlayacağım. Başka bir yemek yapsam da. Sen vitello tonnato nedir onu da anlat izleyicilere. Evet, ben de bilmiyorum. Nedir? Anlat bize. Ton balıklı ve ançüezli bir mayonezle rozbif. Evet, hakikaten havalı adı vermiş vitello tonnato. Yani vitello tonnato yapmazsa mesela o zaman şey, güzel bir makarna. Asıl şöyle bir karnıyarık. Makarna salata, makarna salata da olabilir. Güzel şimdi olur. Karnıyarıkla romantik yemeği çok bağdaştıramıyorum. Karnıyarığı karına, karına yapabilirsin. Evet, evet. Kız arkadaşına. Ya da güzel bir risotto da olabilir. Bence de. Risotto olur. Doğru. Yani risotto ve salata da olabilir, sadece risotto ve salata. Mantarlı risotto mesela. Güzel bir sezar. Güzel aynen. Bir salata yanına. Ve bir, mesela bir çikolatalı şey mesela tatlısı olabilir. Mesela bir şey söyleyeyim. Risottoyu hani bilmiyor ve geliyor sana pilav yaptın diye. Onu da diyen var. Biri mesaj atmış. Risottonun unla yapıldığını biliyorduk ama diye devam ediyor. Neyle yapıldığını? Unla. Ha, unla yapılıyormuş. Risotto unla yapılıyormuş. Unla yapıldığını biliyorduk. Kim dedi bunu? Bilmem. Yani. Unla yapıyorlarmış. Bu da çok güzel oldu. Evet, kesinlikle. Çok iyi oldu. Sen de istiyorsan şey yapabilirsin. Bu arada ben hemen evet hazırlayayım. Şu güzel kısımlarından şöyle etleri üzerine koyacağım. Of. Meriç sen çok bekledin. Yağız yedi zaten. O yüzden önce sana veriyorum. Şu tabağın kenarını da sileyim de. Ben yiyeceğim bu arada. Tabii ki yiyeceksin. Zaten yemeniz için çağırdım sizi buraya. Yemeden olur mu? Sen tabağını bana ver, ben bunu sana veririm. Ama bu yağızlı tabağı ya, senin doğru kendin. Şeyi... Abin gibi oldu. Annemin abime yaptığı şey gibi oldu şu an. Ne yaptı abine? Annen ne yapıyor abine? Yemeğin en güzel yeri bizde, abime gider. Küçükken bizim de öyleydi. Demet hala söyler biliyor musun? Hep. Niye öyle? İlk göz aramda... Her zaman öyle. Erkek çocuklar daha değerli bir şeylik var yani. Hayır, erkekte değil. İlk göz ağrısında var. Hayır, erkek çocuğunda var. Yani bence... Hayır, ilk göz hayır. İkisi de olabilir yani. Benim annem yıllarca inkar etti. Asla ayırmadım diye. Mutlaka bir ayrım. Benim annem de hala vardı. İnkar ediyor ama var. Gerçek var. Ben hissedilen biliyorum. Hissedilen bir şey yani. Var. Hissedilen... Senin diyetisyenin ne diyecek sana şimdi bugün? Benim diyetisyenim bana bugün sabah yarım simit ye dedi. Yedim mi? Unutup tam yedim. Tam mı yedin? Evet. Sonra haber verdim hemen. Ben yanlışlıkla tepsini yedim diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Kızdı mı yoksa böyle şey iyi bir hayır şey dedi, akşam 150 gram et salata yerine şimdi sadece peynirli salata yiyeceksin dedi. Şimdi sen et salata ama yiyorsun. Bak salata da var. Evet. Buyurun efendim. Hadi başlayın. Hadi bakalım. Hadi başlayın. Elinize sağlık. Çok güzel gözüküyor evet. Bunlar. Of lan. Oh be diyor. Oh be. İlk defa şu programda şuraya geçmedim. Oturdum. Hiç bak çalıştırmadım seni bilmiyorum. Kabul ettim. Nasıl olmuş? Beni beğendin mi? Çok güzel. Bak bulgur risotto hakikaten yakıştı ha. Bak bunların sonucunda bu ete de yakıştı. Bence bu... Bir bulgur pilavı gibi. Evet, bulgur pilavı gibi. Risotto dediğim çünkü çektire çektire yaptık. Peki sadece bulgur tek... pilavı kuru mu olur, biraz sulu mu olur? Benim annemin yaptığı biraz böyle bu kıvam kadar değil ama gene daha ıslak oluyor. Benim tercihim yani yeme tercihim ben biraz daha sulu seviyorum ama bazısı da kuru sever. Yani bilmiyorum sen beğendin mi? Müthiş. Ete de bak bakayım istediğin gibi pişmiş bir sende Meriç'ciğim. Et de müthiş, salata da müthiş, her şey müthiş. Sen yapsan her şey müthiş yani. Niye şimdi soruyorsun ki yani? Harika. Ay çok kendim yapsam bu kadar güzel olurdu. Ben senin daha çok. Ay, benim öz kardeşim abim yani. Ay eksik olma. Öyle evet. Olduk hakikaten. Vay 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 Gülen abi yıkıyorsun ha. Bakar mısın bak senin getirdiğin... Bakalım şeftaliye karşı tavır değişecek mi? Ne hale döndüler. Sen yaptın için değişecek. Biz marul getirdik. Biz marul getirdik.
Bu halde. Bir şey söyleyeceğim. Çirkin bir marul. Bak marula bir de ne hale getirdik marulda. Bir şey söyleyeceğim. Yemeğe devam edeceksiniz ama şu tatlının bir tadına bakmanızı istiyorum. Programın süresi azaldı. Sonra yiyeceksiniz ya. Kaçırmıyorum burada. Çok az kaldı süremiz de onun için. Şu üstündeki glaze nedir? Labne. Labne işte yaptı ya. Ha, pudra şekeri. Pudra şekeri. Pudra şekeri labne. Ve lime limonun rendesi, kabuk rendesi. Ama bence şeftalisiyle de alırsak. Şeftalisi ne ya bari ya? Ben keseceğim daha sana şimdi. Daha güzel olacak. Şimdi Meriç'in yorumu çok önemli benim için esas zaten. Sağ ol ya. Çünkü şeftali sevmiyordu. Evet. Nasıl? Ama hiç şaka yapmadan gerçekten bir şey söyleyeceğim. Çok dürüst şey. Bu üzerindeki şey inanılmaz güzel bir şey. Labne kreması. Evet. Ya bunu da hakikaten izleyicilerimize de söyleyelim. Evet. Yani evde hayat kurtaran kremalardan bir tanesi. Nasıl yapılıyordu? Çok özür dilerim. Bir de anlatsana. Kısaca. Suya alınmış, süzülmüş bir labneyle pudra şekerini ve lime limonun kabuğunu karıştırıyorsun. Ve buzdolabında bekletiyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun yani, aslında. Yani çok hayat kurtaran, her şeyle evet, yapılacak bir tarif. Siz yemeğe devam edin. Ben bir bugün böyle neler yaptık, onun üzerinden geçeyim. Efendim bugün neler mi yaptık? Efendim nefis bir terbiyeli kuzu sırtı yaptık. Terbiyeli kuzu sırtı için bir terbiye sosu hazırlıyoruz. Terbiye sosu için domates salçası, biber salçası, kimyon, kırmızı tatlı toz biber, sıvı yağ, yoğurt ve taze kekiği güzelce çırpıyoruz. Daha sonra etlerimizi içine yatırıyoruz ve yaklaşık bir gece buzdolabında üstü kapalı şekilde tutuyoruz. Ardından çıkarttığımız etlerimizi oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Derisiz olan tarafını yani yağsız olan tarafını güzelce tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz. Önceden ısıttığımız ızgara tavasında az ayçiçek yağı ile birlikte bir tarafını kabuk bağlayana kadar pişiriyoruz. Ters çevirdikten sonra 1-2 dakika daha pişirip ardından ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirip dilimleyerek servis yapıyoruz. Bulgur risotto için öncelikle küp doğradığımız kuru soğanları birazcık zeytinyağında öldürüyoruz. Daha sonra aynı tavaya doğranmış yeşil biberler ve Meksika biberlerini koyuyoruz. Birazcık daha sotelemeye devam ediyoruz. Daha sonra salçalarını ekliyoruz ve salçalar güzelce kavrulana kadar bekliyoruz. Rendelenmiş sarımsağı ekliyoruz. Çektiğimiz közlenmiş biberleri de ekledikten sonra bulgurları ilave ediyoruz. Tuz ve karabiberini dengeliyoruz. Bir fiskede toz şekeri ilave ediyoruz. Et suyu ve tavuk suyu karışımını yavaş yavaş çektire çektire ilave ediyoruz. Önceden haşladığımız mercimekler de girdikten sonra bulgurlar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bulgurlar yumuşadıktan sonra içine önceden haşladığımız bezelyeleri, rendelenmiş parmesan peynirini ve tereyağını koyup altını kapattıktan sonra güzelce bağlayarak servis yapıyoruz. Ev yapımı mayonezli avokadolu salata için marullarımızı kabaca elimizle doğrayıp salata kurutucusunda kurutuyoruz. İçine birazcık taze soğan ve birazcık da salatalık ilave edip bekletiyoruz. Sosu için ise Dijon hardalı, birazcık avokado, biraz bal, sarımsak rendesi, yumurta sarısı, limon suyu, zeytinyağı ve parmesan peynirini bir mutfak robotunda çekiyoruz. Salataya güzelce yedirerek servis yapıyoruz. Şeftali tatlısı için şeftalilerimizi ikiye bölüyoruz. Ayrı bir yerde karıştırdığımız badem unu ve esmer şekerle birlikte üzerlerini kaplıyoruz ve fırına atıyoruz. Fırında karamelize olan şeftalilerimizi çıkartıp ayrı bir yerde kremasını hazırlıyoruz. Krema için suyu alınmış labne peyniri, pudra şekeri ve bir adet lime limonun kabuğunu güzelce çırpıyoruz. Şeftalilerimizin üzerine bu kremadan döküyoruz. Üzeri için en sonunda esmer şekeri karamel haline getiriyoruz. İçine bademlerimizi atıyoruz. Yarım limon suyu da koyarak güzel bir krokan hazırlıyoruz. Hepsini birlikte servis yapıyoruz. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldiniz. Renk kattınız. Yaz beni birazcık zorlasa da programı bitirme konusunda. Ama sağ salim, evet. Altından kalktık, bölümü de bitirebildik. Ama maalesef sürenin de sonuna geldik. Evet, değerli izleyiciler, siz ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Son bir sosyal medya hatırlatması. Instagram, Facebook, Mehmet Özer'le Mutfak'tan. Kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler nerede? Onlar da Fox.com.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Siz bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz de nefis tariflerle ve böyle harika konuklarla evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Ama şimdilik de hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Yemek yapıyorum.